Borça, Dasiba köyünde Kalaradağ'a gözlerini açan kergitli bir izcidir. Ailesinin bir at çiftliğine sahip olması nedeniyle küçük yaşta atlara merak salmış ve atlara ilgi duymuştur. Köydeki diğer çiftliklerden at çalıp kuzenlerine sattığı için at hırsızı olarak anılır. Bir gün kendi söylediğine göre elinden kaçan bir ata çok benzettiği bir ata yaklaşır, ancak bu at başka bir tüccara aittir. Ve ortaya çıktığında Borça ne kadar karışıklık olduğunu, bu atı kendi atı sandığını, yani çalma gibi bir niyetinin olmadığını söylese de tüccar asla ikna olmaz ve gardiyanları çağırır. Borça bunun üzerine meyhanede izci olarak çalışmak için iş aramaya başlar. Soylu olmayıp halktan biri olan Borça'nın takip, yön bulma ve tespit etme yetenekleri mükemmel bir izcidir. Borça'yı yanınıza alırsanız hem haritadaki hızınız artar, hem daha geniş bir alanı görürsünüz, hem de haritadaki izleri tespit ederek yakınınızda neler olduğunu önceden öğrenebilirsiniz. Borça başlangıç olarak düşük level ve yüksek zeka seviyesiyle gelmesi nedeniyle oyun başa alıp geliştirmek için en ideal yoldaşlardan birisidir. Sizin anlaşmazlığa düşerse yalnızdan ayrılmak ister ve kalır adada bir aşağı bir yukarı yürümekten ve kanımı başkasının, yani sizin davanız için akıtmaktan yoruldum der. Köyüne tekrar döneceğini ve evlenip bir at çiftliği kuracağını söyler. Ancak tekrar karşılaştığınızda, geçmişte fikir ayrılıklarına düşseniz de yaşadığı en güzel günlerin sizin yanınızda olduğu günler olduğunu söyleyerek size tekrar katılmak ister. Zira Kalradya'da hizmet edecek düzgün bir lider bulmak o kadar kolay değildir. Borça'nın İçamur şehrinde kuzenleri vardır ve onlarla konuşarak Kergit Hanlığı hakkındaki derin bilgileri öğrenebilir. Eğer ona birkaç hafta verirseniz tekrar geldiğinde Kergitlerdeki fikir ayrılıkları ve bazı planlarından söz edebilir. Eğer ona tüm Kalradya kral olma düşüncenizi söylerseniz şu andaki Kalradya'nın dar ağaçları, kırbaç cezaları, dağlamalar ve çocukların ağlamasıyla dolup taştığını ve bundan çok daha iyi bir yer olmayı hak ettiğini söyler. Borça eğer buna bir son verirseniz ve zindanlardaki boş yere tutuklanan insanlara af çıkaracağınızı, insanlara ikinci bir şans vereceğinizi vaat ederseniz sizi desteklerim der. Bana birkaç hafta verin, sizin ne kadar affedici bir kral olduğunuzu tüm Kalradya'ya anlatayım der. Geri döndüğünde ise size oyunda çok önemli olan yönetme hakkını kazandırır. Bunu yapmanızı size önermem, çünkü Borça soylu değil, ancak ona toprak verir ve doldurunuz yaparsanız bu uzun zamandır benim için yapılan en nazik davranış. Bana güvenebilirsiniz der. Borça ile birlikte Dasika köyüne yaklaşırsanız size hikayesini anlatmaya başlar. Ben burada yüksek bozkırlarda doğdum. Atlarla aşina olduğum yer burasıdır işte. Çünkü insanlar için zorlu olsa da atlar için güzel bir diyardır. Kergitlerin burayı sevme sebepleri de sanırım budur der. Babasını hiç tanımasa da dedesinin bir Kergit reisi olduğu söylenmiştir Borça'ya. Ancak detaylarını fazla bilmez. Borça savaştan kaçarsanız bunun bir sorun olmadığını söyler. Bugün savaşamıyorsak başka bir gün savaşırız der. Eğer ordunuzu aç bırakırsanız lütfen yanlış anlamayın ama gelecekte yiyecek konusunda biraz daha dikkatli olun kaptan diye sizi nazikçe uyarır. Aynı tepkiyi maaşları ödeyemezseniz yine verir. Her zaman nazik bir şekilde sizi uyaran birisidir. Hatta onunla savaşmak zorunda kalırsanız hayattaki yükselişinin sizin sayenizde olduğunu, çok üzüldüğünü, ancak insanın kaderini takip etmesi gerektiğini söyler. Marnit'le çok iyi anlaşır. Onun gibi tüccarlar Kalradya'ya gümüş getirmese bizim için hayat çok zor olurdu der. Ayrıca savaşta hiç fena değildi. Marnit iyi dövüştü der. Onunla savaşmaktan ve aynı grupta olmaktan keyif alır. Desavi ile haritada dolaşmayı, Kleti ile ise beraber savaşmaktan nefret eder. Çünkü Desavi ile haritada gezerken Desavi Borça'ya benden uzak dur demiştir. Desavi de Borça'ya göre kendisinden farklı olmayan haydutun biridir. Bana böyle davranmaya hakkı yok der. Kleti ile savaşmaktan nefret etme sebebi ise Borça'nın dediğine göre Kleti yaralı askerlerin boğazını kesiyor, hatta bunu yaparken bir de ıslık çalıyordur. Borça tüylerim ürperiyor onunla savaşmaktan der. Eğer Borça konumunuzdayken Aleyen'e kral olma iddianızı yaydırırsanız Borça Aleyen'in soylulara otlaklar, pazarlar ve ormanlar üzerinde hakları olacağını söylemesine izin mi verdin? Bundan hoşlandığımı söyleyemem der. Ekstra olarak Borça'nın bir de Warrider'daki hikayesi vardır. Warrider'da Borça Kont Mira tarafından Rivaçey'de hapis edilmiş olarak bulunabilir. Kont Mira, Borça'nın hep sarhoş olarak gezdiğini ve atları çaldığını söyler. Borça ise tek isteğinin atları idmana çıkarmak olduğunu savunur. Gerçek ne olursa olsun, Kont Mira, Borça'yı Sargot'a gönderme kararı alır. Burada Borça'nın başına bir ödül koyar ve biz oyunculara Borça'nın başına koyulan paranın yarısını vermek karşılığında Sargot'a teslim edilmesini ister. Oyuncu kabul ederse Borça grubunuza katılır ve Sargot'a gittiğiniz yolda sürekli size yalvarmaya başlar.
Oyuncunun yani bizim daha sonra bir seçim yapmamız istenir. Eğer onu serbest bırakırsanız sizin yoldaşınız olur. Ancak onu Sargot'a gönderdiğinizde ne olduğuyla ilgili bir bilgi bulamadım. İşte Borcan'ın hikayesi bu şekildedir. Warrider hikayesini de anlatmadan geçmek istemedim. Ancak Warrider bir beta sürümü olduğunu unutmayın. Warrider ve diğer beta sürümleri oyunun tam sürüme çıkara kadar değiştiği için Borcan'ı sadece Warmaddy'deki hikayesiyle tanımanız daha doğru olur.